Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, tekrar bacak yapımıyla devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda ayağımızı örmüştük. Artık e, normal rengimize geçtiğimiz için flaşımızı kapattık. Görüntü biraz bozulmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü siyah ipin böyle e, görünmediği nedeniyle. Evet arkadaşlar burada ten rengine geçişimizi yapacağız. 20 adet sık iğnemiz kalmıştı. Evet renk geçişimizi şu şekilde yapıyorum. Hemen son ilmeğimi şu şekilde takacağım. Yani son iki tane kaldığında üzerinde hemen ten rengimi alıp ilmeğimin arasından geçiriyorum. Siyah ipimi de şu şekilde çekerek ikisini birbirine bağlayacağız bu şekilde arkadaşlar renk geçişimiz. Ten rengini ve e, siyah ipimizi sıkıca ikisini birbirine bağlıyoruz. Evet. bu ilmeğim arkadaşlar işaretleyicimin e, olduğu ilmek tekrar işaretleyicimi buraya alayım Evet arkadaşlar iç taraftan şu şekilde içteki ilmekten alarak örüyoruz. 1 2 3. 3 adet tek ördüm. FLO yaparak örüyorum arkadaşlar. İç taraftan alıyorum. Tekrar bir tane ilmek atlayıp diğerine batıyorum. Yani bir tane azaltma yapmış oldum. Bir tanesini atladım. Diğer ilmeğime batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tek ördüm. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum arkadaşlar. Burada bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3. 3 tek ördüm. Bir tane atlıyorum. 3 kez azaltma yapmış oldum. Tekrar 1 2 3 Evet 3 tane ördüm. Bakın şu aradaki işaretleyicimin olduğu ilmek e, kaldı. Hemen onu atlayıp diğer en baştaki ilmeğime batıyorum. Evet. Burada yani toplamda arkadaşlar 4 kez e, azaltma yapmış olduk. Burada e, bir miktar doldurma işlemi yapabilirsiniz. Evet bakın ilmeğimin olduğu ilmeğimi atladığım için şu son ilmeğime de işaretleyicimi takıyorum. Şu son işaretleyicimin olduğu siyah ilmeğimi atlayıp en baştakine batmıştım. Buraya da işaretleyicimizi takıyoruz. Burada bir miktar e, doldurma işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar, 4 e, kez azaltma yapmıştık. 16 adet sık iğnemiz kaldı. Burada bir miktar elyaf dolduracağım ama şöyle söyleyeyim. Elyaf arkadaşlar ne çok böyle taş gibi, kaya gibi dolduruyoruz ne de çok gevşek. Normal olacak. Benim bu makasım arkadaşlar biraz kör yani kesmiyor. O yüzden ben bunu elyaf doldururken kullanıyorum. Fark ettiyseniz elyafı kesmiyor. Evet, görmeniz için doldurma işlemini de kameranın önünde yapıyorum. Evet. Bir miktar da şu arka kısmına gördüğünüz gibi arkadaşlar ne çok sıkı ne çok gevşek normal bir şekilde doldurdum evet arkadaşlar 16 adet sık iğnemizi 4 sıra e, düz bir şekilde öreceğiz hiç e, arttırma ya da azaltma yapmayacağız toplamda 4 sıra 16 adet sık iğnemizi yani bu sıradan sonra arkadaşlar şu ilk ördüğümüz sıra dahil değil buna o sıradan sonra 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz Evet arkadaşlar 4 sıra düz bir şekilde ördüm 16 adet sık iğnemi işaretleyicime kadar geldim burada arkadaşlar hemen bir adet artırma yapıyorum bir diğer sıramıza geçiyoruz bir arttırma yapıyorum bakın arkadaşlar hemen en başta tekrar kalan <laughs> 15 adet sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum işaretleyicimize kadar bir arttırma yaptım geriye 15 adet sık iğnem kaldı 15 adet sık iğnemi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum Bu sıra sonunda toplamda 17 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet işaretleyicime kadar geldim. Evet bu sıra sonunda 17 adet sık iğnemiz olmuş oldu. 17 adet sık iğnemizi 3 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar. 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Hemen şu başta arkadaşlar tekrar bir arttırma yapacağım. Toplamda 17 adet sık iğnemiz olmuştu. Evet bir adet hemen en baştaki ilmeğime bir arttırma yaptım. Bakın işaretleyicim benim şurada. Evet. Hemen en başa tekrar bir arttırma yaptım. 17 adet sık iğnem vardı. Kalan 16 adet sık iğnemi de işaretleyicime kadar e, düz bir şekilde örüyorum. Bu arada örgünüzü e, arada bir doldurmayı unutmayın. Çünkü eğer e, çok işlerseniz sonra doldurması zor olur. Evet, geriye kalan 16 adet sık iğnemi de düz bir şekilde ördüm. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Bu sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz oldu. Tekrar bir tek örüyorum. Diğer sıramıza geçtik. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar işaretleyicime kadar 16 adet sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Evet, 18 adet sık iğnemiz vardı e, bu sıra sonunda 19 adet e, sık iğnemiz olmuş oldu Evet bu sıra sonunda 19 adet sık iğnemiz oldu tekrar diğer sıramıza geçiyoruz 1 2 2 tek ördüm bir arttırma yapıyorum 18 adet sık iğnem vardı. Şey 19 adet sık iğnem olmuştu. Bu sıra sonunda 20 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Tekrar işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Bu sıra sonunda 20 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet arkadaşlar, bu sıra sonunda 20 adet sık iğnemiz olmuş oldu. 20 adet sık iğnemizi 6 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 6 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 20 adet sık iğnemizi 6 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Dediğim gibi burada bir miktar daha doldurma işlemi yapın. Bakın benim el yapımın sertliği bu şekilde. Çok gevşek de değil, çok sert de değil. 20 adet sık iğnemizi 6 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar 20 adet sık iğnemizi altı sıra düz bir şekilde ördük. Bir diğer sıramıza geçiyoruz. Bir iki üç üç tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar bir 2 3 Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bu işlemi 4 e, kez tekrarlayacağız. 1 2 3 Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Evet, 3 tek ördüm. Son azaltmamı da yapıyorum. Son azaltmamızı yaptıktan sonra işaretleyicimizi bu en son azaltma yaptığımız ilmeğimize takıyoruz. Düz bir şekilde örüyorum. Diğer sıramıza geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet 9 adet tek ördüm. Bakın şu ayağın tam ön kısmı arkadaşlar. Bu geldiğim yer. Şu ayağın tam ön kısmı. 9 adet sık iğnemi ördüm arttırma yapacağım 5 adet yan yana bir arttırma iki arttırma 9 adet sık iğnemi tek ördüm 5 kez yan yana arttırma yapıyoruz her ilmeğe bir arttırma 5 kez 1 2 3 4 ve 5. yapıyorum Evet. Beşinci arttırmamı da yaptım. Bu diz kısmı için geriye kalan iki ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Evet. Ee, bir önceki sırada arkadaşlar dört kez azaltma yapmıştık. On ee, altı adet sık iğnemiz kalmıştı. Bu sıramızda 5 adet arttırma yaptık. Bir önceki sırada 3 tek bir, art, bir azaltma yapmıştık. 3 tek bir azaltma 4 kez yaptıktan sonra 16 adet sık iğnemiz kalmıştı. Bu sırada da 5 adet arttırma yaptık. Toplamda 21 adet sık iğnemiz oldu bu sıra sonunda. Bu sıra sonunda 21 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Bir sıra 21 adet sık iğnemizi hiç arttırma ya da azaltma yapmadan bir sıra düz bir şekilde örüyoruz arttırmaya da azaltma yapmayacağız. İşaretleyicimize kadar 21 adet sık iğnemizi bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, 21 adet sık iğnemi bir sıra düz bir şekilde ördüm. Hemen tekrar diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 9 adet sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 7 sık iğne ördüm. 9 adet tek örüyoruz. 8 ve 9 evet 9 adet tek ördüm. 5 kez azaltma yapıyoruz. Bu sıra sonunda toplamda 16 adet sık iğnemiz kalmış olacak. 5 defa azaltıyoruz. Evet son iki sık iğnemi de düz bir şekilde örüyorum. Beş kez azaltmamı yaptım. Bir sıra düz bir şekilde örüyorum. Beş azaltmamızı yaptıktan sonra 16 adet sık iğnemizi bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Yine tekrar ben bileği bir miktar doldurmuştum. Şu kısmı boş bu kısmını da e, yine dolduruyoruz e, sonra devam edeceğiz 16 adet sık iğnemizi bir sıra düz bir şekilde örüyoruz Evet 16 adet sık iğnemizi e, bir sıra düz bir şekilde ördüm diğer sıramıza geçiyoruz 1 2 3 4 4 tek ördüm bir arttırma yapıyorum Kalan 11 adet sık iğnemizi de Hatta 4, 5, 16 adet sık iğnemiz kalmıştı. Ee, kalan 11 sık iğnemizi de işaretleyimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamladık tekrar diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 e, diğer sıra sonunda arkadaşlar toplamda 17 adet sık iğnemiz olacak. Çünkü bir adet arttırma yaptık. E diğer sıramıza geçiyorum. E bakın 1 2 tane ördüm diğer sıramdan. 2 3 4 4 adet tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum bir artırma daha yaptım. Kalan 12 adet sık iğnemi işaretleyicime kadar e, düz bir şekilde örüyorum. Kalan 12 adet sık iğnemi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. Bu sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğnemiz olmuş olacak. işaretleyicime kadar geldim. Diğer sıramıza geçiyoruz. Düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 12 adet sık iğnemi de düz bir şekilde işaretleyicime kadar örüyorum. Bu sıra sonunda toplamda 19 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Bu sıra sonunda toplamda 19 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Bir diğer sıramıza geçiyoruz. 19 adet sık iğnemizi bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. Bakın şu bacağım tam böyle arka kısmından 3 kez arttırma yapmış olduk. 19 adet sık iğnemiz oldu. 19 adet sık iğnemizi bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet, bir sıra düz bir şekilde ördüm. Diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 12 adet sık iğnemi düz bir şekilde işaretleyicime kadar örüyorum. Bu sıra sonunda 20 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet arkadaşlar, kalan 12 adet sık iğnemi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde ördüm. Bir diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 adet tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Evet 7 tek ördüm. Bir artırma yapıyorum. Kalan 12 sık iğnemi de işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. sık iğnemi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde ördüm. Evet. Evet arkadaşlar toplamda 21 adet sık iğnemiz olmuş oldu. 21 adet sık iğnemizi iki sıra daha düz bir şekilde örüyoruz ve bitiriyoruz. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Benim, benim için ilk yaptığım bacak sol bacak. Hep genellikle sol olur. Bilginiz olsun ben e, ikinci işlediğim bacak olarak sağ bacağı örüyorum Sağ bacağı örüyorum ve sağ bacaktan sol bacağı geçerek birleştiriyorum Yani Benim tekniğim hep bu şekilde e, Mesela şu benim ördüğüm ilk bacağım Sağ Sağ bacağı sağ tarafta bitiriyorum bakın İki sıra düz bir şekilde örüyorum şu şekilde katladığınızda yani şöyle söyleyeyim Şu bacağın şöyle tam böyle yan kısmı neresiyse e, Orada bitiriyorum bu sol bacak Oluyor sol bacağı sağ tarafta bitiriyorum sağ bacağı da sol tarafta bitirerek bu şekilde bu bacaktan bu bacağı geçiş yaparak bakın şöyle göstereyim şu şekilde bacaklarım ikinci ördüğüm bacak sağ bacak oluyor sağ bacaktan sol bacağı geçerek birleştiriyorum İki sıra düz bir şekilde örüyoruz diğer videomuzda pantolon ve pantolonun üst kısmı yaparak devam edeceğiz. İki sıra Düz bir şekilde örüp sol tarafta bitiriyoruz. Hepinize kolay gelsin.